Sevgili seyirciler, Gülperi Hanım konuğumuz Ordu'dan katılıyor. Kızım Derya Akar, Mesut Çöpoğlu denilen kişiyle nişanlandı. Sonrasında ortadan kayboldu. 2 yıldır kızımdan haber alamıyorum iddiasında bulunmuştu. Çöpoğlu ailesini yakınları, Mesut Çöpoğlu'nun kardeşi şu anda telefon hattında. Rıdvan Bey tekrar merhaba. Merhabalar, hayırlı akşamlar Derya Hanım. Sağ olun. Şimdi şunu toparlamak istiyorum. Bunlar nişanlandılar. Nikah işlemleri için hastaneden rapor almaya gittiğiniz gün Gülperi Hanım kıyameti koparttı. Siz niye hastaneye gittiniz, niye rapor alıyorsunuz diye. Evet. Bunu o gün bu kadar büyük tepki vermesinin sebebi neydi? Ablacığım bu Derya... ...demiş buna sen beklemiş. O gün bize öyle söylediler. Hani rapor nerede? Ve bu kızın rapor nerede? Belli bir oran, belli bir yüzdelikte bir evet. Zihinsel engeli olduğunu iddia ediyorsunuz siz. Siz de bunu söylüyorsunuz. Benim kızımın engeli var. Raporu yok diyorsunuz. İyi niyetli. İyi niyetinden kaybediyor. İyi niyet ayrı, zihinsel. O zaman bu kız evlenmemeli. Bu kız kendini idare edemez. Bu anlamda yeterliliği yok dendi mi size? Dur Esra abla, ben şimdi bacıma bir şey söyleyeyim. Benim kızım 6 ay nişanlı kaldı. O zaman bunlar anlayamamış da o rapora giderken. Ama Gülperi'cim şu problem şu. Sen de mesela bize mülakatta bulunduğunda benim kızımın raporu yok. Benim yok, kızım işte, saftır, yok, evet. İyi niyetlidir. Aslında engellidir diyorsun. Ben öğrenmek her için şey çektiğini söylüyorsunuz herhalde. Okula gitti ama. Okuma? 7 yıl okula gitti mi? Gitmiş. 7 yılın sonunda okuma yazma öğrenebildi mi? Öğrenememiş. Heh, işte buna ismini bağlıyor. Yazabilir. Bakın, ismini. İsmini bir tek. Hani bazen öğrenmede güçlük olabilir. Yani öğrenme güçlüğü olabilir ya da başka bir şey de olabilir. Şimdi Rıdvan devam edelim. O gün o problemi yarattı. Kıyameti koparttı Gülperi. Evet, biz de bakın biz şöyle dedim. Biz dedik ki yarın dedik gelelim konuşalım. Nişanımızı alalım ona göre dedik. Bu sabahleyin gittiğimizde zaten kız dedi gitti dedi. Siz de dedi bize bu. Biz de biz kız bizde değil dedik. Biz hatta polise gittik abla. Biz de aynı dilekçe vermek için. Polis dedi ki sizin hiçbir yetkiniz yok üzerinde. Şikayette bulunamazsınız dedi bize. Annesi var dedi. Annesi var ki sizin hiçbir şikayette bulunma şansınız yok dedi. Polise gidip aynı ifademizi verdik abimle. Yani siz tekrar ertesi gün olayı toparlamak için ya da bitirmek için gittiğinizde anne dedi ki kız evde değil. Evet gitti kız dedi kızı siz getirdiniz dedi bize. Kızı ben aynı dakika peşinde gittim sizin eve çıktım. Siz hep toplaşmıştı bir yani, araya gelmiştiniz. O gün bizim oraya gelmedin. O gün bizim oraya gelmedin. Bak, geldim ben kızımın peşine hiç, size yalan kadar söyleme, geldim. Yalan söyleme. Ya şimdi en azından ben şunu duymak yani şunu şimdi bir taraftan senin tarafından dinliyorum bir taraftan o taraftan dinliyorum. Evet siz kayıp başvurusuna gittiniz. Polis dedi ki sizin herhangi bir yetkiniz yok siz kayıp başvurusu yapamazsınız dedi. Sonra neler yaşandı? Abla bir hafta sonra biz aynı bu bize telefondan boyuna kız dizle bir de hakaretler WhatsApp'tan bir sürü yazışmaları var bize. Evet. Bize, okuma yazmam var. Yok ki yazmayı bir, yazsam da. Bir hafta sonra geldi dedi ki bize ben eşyamı alacağım dedi evdeki. Evet. Biz dedik ki eşyayı alamazsın kız nerede kızı ne yaptın diye ona sorduk hatta ondan sonra zaten. Ben onu soracağım yani siz sordunuz mu? Şimdi size diyor ya kız gitti kız evde değil diye Gülperi kız nereye gitti diye sordunuz mu Gülperi'ye? Sorduk sormaz olur muyuz abla sorduk öbürsü bir hafta sonra geldi eşyamı alacağım ben içeriden kızımın eşyalarını dedikler. Yalan söyleme ben dedim ki bak abla, kapıyı açın ben kızım Aynur ablanın, evde değil mi eşyasına bakacağım var, dedim bak, yalan söyleme. Bir dakika bak, evet. Bir dakika. Aynur ablanın yeğeni var. Kız beraberdik. Hastaneye o kızla da gittik. O kız da Aynur abla kızının nerede olduğunu biliyorlar. Evet biliyorlar. Bir de ben size söylüyorum. O resimdeki kız onun kızı değil. O Meryem adlı bir bayan. Çünkü abimle şimdi konuşuyor. O bayanı kesin ekrandan kaldırılmasını istiyorum. Çünkü bayan şimdi bize ona göre aradı. Bu benim kızım. O değil mi? Kızım. Ya, şimdi bir karar verin. Bu resimdeki benim kızım diyor. Kendi kızının fotoğrafını... Kapalı resim yayınladım diyor ya o resim onun kızı değil. O benim kızım. Rızvan abla sen çıkacaksın buraya çıkacaksın. Hepiniz teke teke buraya getireceğim. Bu arada o WhatsApp profilindeki bir fotoğraf. Onu ekrana vermeyin sadece ben bir görebilir miyim ledlerde. Bu hani o WhatsApp profilinde kızının burnunu gördüğün. O kız aslında Meryem diye birinin... Yok benim kızım Meryem'in fotoğrafı. O benim kızım. Şimdi hayır senin kızın bu mu? Benim kızım bu. Bak bu da benim kızım. Vallahi de bu benim kızım.
Sadece üstünde, burnun üstünde ben almışlar. Benim kızım da hayatım, o kumral, bu esmer ama. Yok onlar. Rize'de evet. Çalışıyorlar. Peki önemli Rize'den. Olan değil. Yani Derya'nın fotoğrafı ekranda kalsın. Diğer kişi başka biri yani. O Mesut'un WhatsApp çıkacak, profiline koyduğu. Bağlansın. Ama şimdi kızını, kızını da tanımaz mısın ben, yani? Saçlar değişir, kaşlar değişir. Benim kızım. Şimdi ben saçlarımı benim koyu boyattığım, boyuttuğum yalnız. Boyattığım halimle şu halim arasında tabii yok, ki ben kızımı farklar da var. Ya. Sonrasında Gülperi Hanım sizin peşinizden ayrılmadı. Kızım sizin yanınızda, siz kaçırdınız iddiasında evet. bulundu. Buraya da çıktı, hala aynı şeyi söylüyor. Yani madem kızının yani nereye gittiğini biliyorsa. Onlar kaybetti nereye niye verdiyse. Niye sizle ilgili bu iddialarda bulunuyor? Yani abla size bir şey söyleyeceğiz. Söyleyin. Bakın biz son gün işte sabah gittiğimizde onun şu anki kocası bize dediği lafı iyi dinleyin. Evet. Kız dedi. Konuşma, benim kocam öyle bir şey demedi. Ben dedim lan, ben dedim. Dedim ki sizde çıkarsa o kız dedim. Kız bizde. Ben dedim, ben eşim demedim. Böyle bir cümle kurulur mu? Ben kurdum. Çünkü inkar ediyor, boynu beni bu attılar onlar. Vallahi siz bu bilmiyorum. Kız kaybolduktan sonra eşyaları için Mesut Çöpoğlu ailesine dava açtınız mı? Açtım. Eşyaları, yani kız ortada yok, siz eşyayı mı paylaşamıyorsunuz? Eşya niye biliyor mu? Ben yalvarıyorum, bak sesli mesaj attım, yalvarıyorum. Bak etmeyin, kızım yanınızdadırsa muamelesi yapsın, şunu otursun. Şunu anlamıyorsunuz Gülperi Hanım, karşı aile diyor ki bir rahatsızlık çıkmış, biz onu gelin olarak istemiyoruz diyor. Bir şey sorabilir miyim? Yani istemiyorlarsa niye ne o zaman diyecek gel ha. Sen eşyanı... Eşyanı alabilirsin, gel biz istemiyoruz. Sen, bizim yaptığımız masrafı da sen ver. Niye demiyor lan? Ya şimdi bu da bir hayatın içinde olan bir şey yani aslında da. Rıdvan, abin de... Bir şey diyebilir miyim? Söyle. Benim, bak benim ablam bu olay... Bak bir saniye beni dinlesin, sesimi almıyorum da. Hı hı. Dinliyoruz. Benim abim bu olaylardan sonra ses getirdi. Şu anda yani bağlamak istiyorum ama kendini ifade edemiyor. Yok ya, mahkemelere gidiyor ya, ifade veriyor. Onları nasıl? Ya, hani feşleri yatarakta bir tarafı tutmuyordu, yalanları çok. Bunlar hep çıkacak. Buraya gelecek. Esra abla. Evet. Esra abla bir şunu ben Mesut da bir yayına diye. Mesut da yayına bağlansın. Ben onun kendini anlatması için gelecek, yardımcı olurum. Şeyi merak ediyorum. Abinle Mesut'la Derya ne kadar süre nişanlı kaldılar? Abla ne kadar kaldı? Altı ay. 6 ay bir sefer gelmişleri yok yalnız başlarına. Ya 6 ay boyunca sık sık görüştüler mi? Birbirlerini tanıyabildiler yok, mi? Yok. Bir sefer bak, o da hastaneye gitmeye, rapor almaya gittiler. O gün de zaten Aynur Hanım hemen çağırdı. O gün kim vardı yanlarında? Eltim'in kızı vardı dedi. Siz de diyorsunuz ki o kız biliyor nerede olduğunu. Kim o? Evet. O da bağlanacak. Yeni o da bağlanacak. Aynur Hanım'ın yeğeni. Aynur kim? Komşu mu? Yok, o iki tane isim buluyor o hanımefendi Aynur Hanım. Benim adım Aynur da kütükte Gülperi Aslan Teke. Ha anladım, iki isminiz var. Ha, Aynur'un yeğeni. Ben inkar etmem ki iki isim kendi var. Kendi öz yeğeni. Ha. Şimdi bu kadar böyle isimler de olunca karma karışık, nüfus farklı, o farklı, kafa gidiyor. Peki Rıdvan teşekkür ederim. Mesut'un da yayına bağlanmasını rica da ediyorum. Sen de onunla konuşursan olayın seyri de aslında öyle farklı. Öyle güzel yani kendini bundan, ifade kızın, ediyor ki. Şimdi bir evden kaçtı yıllar önce. Siz bir televizyon programına çıktınız. Kız hı-hı. aslında ya bu kızın bir hani bir problemi var. Bu kız evlenmemeli denilmiş. Yok yok, öyle bir ondan şey yok. Ondan sonra kocasıyla öyle mı evlendi? Yok yok bak. Soruma cevap ver. Heh. Kaçtı. O kaçtığı kişi kocası mıydı? Evlendiği kişi evlenmiştir miydi? Evlenmiştir. Bir çocuğu vardı. Orada buldum. Bir çocuğu var. Ondan senin kızın dedi biraz şey dedi. Şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi kızın bir evlilik yaptı. Ha bir evlilik onun yaptı. Onun haricinde dini nikahlı başka bir evliliği var yok, mı? Yok yok yok. Bu iki çocuğun dışında başka bir çocuğu var mı? Yok yok yok. Peki bu evliliğin dışında başka biriyle bir hayat yaşadı mı? Yok. Evliyken başka birine kaçtı mı? Yok yok yok. Kaçmadı anladım yok. Ama yıllar öncesinde de zaten benzer şey yine aynı şekilde aynı konuşulmuş. Derya evet. Akar nerede? Sizi uğurluyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya gelene kadar buradan adımımı atmayacağım. Tamam. Hepsi buraya buyurun çıkacak. Buyurun.